Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe hakiki manada iman etmiş olmaz. Bu herkesin bildiği basit bir kural ama çok sehli mümteni, söylemesi çok kolay ama anlamı çok büyük olan bir söz bu hadis-i şerif. Ve yapması zor. Bilmek de herkes biliyor. Yani doğru, kendisi için istediğin başkasını da iste, empati yap falan. Bunlar kolay şeyler ama gerçek hayatta bunu şuurlu bir şekilde tatbik etmek bir eğitim, kalbi eğitimi gerektiriyor. İşte Müslüman bu eğitimi almalı, bunu, bu kabiliyeti, bu özelliği kazanmalı. Kalbinde bu duygular olmalı. Burada kastedilen şüphesiz imanın kemalidir. Kamil hali, kamil hali. Yani böyle düşünmeyen bir insan, kendisini koruyup da başkasına zarar veren bir insan dinden çıkmış olmaz ama imanının kemal halinde olmadığı, çok zayıf olduğu anlaşılır. Yani kamil iman sahibi olamaz demektir. Bu duyguları sahip olan kimse kamil iman sahibi olur. Bir ölçü, bir mihenk taşı veriyor bizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel ahlakın tek cümleyle ifadesini de burada görüyoruz. Yani bunu sağladığınızda o kadar kapsamlı bir ifade ki, cami, şamil bir ifade ki, her hususu, hayatın her alanını içine alan bir şey. Bunu başarabilen pek çok işi başarmış olur. Kamil insanın tek cümleyle tarifi. Kendin için istediğini başkası için de iste. Kendin için istemediğini başkası için de isteme. Bu bütün güzel ahlakı, bütün istenen güzel vasıfları insana getiren bir anlayıştır. Bütün güzel ahlakı bir kelimede, bir cümlede Efendimiz bu şekilde ifade etmişlerdir.